Beklettiğim için kusura bakmayın arkadaşlar. Trafik yoğundu. Babam aracın navigasyonunu açmasaydı belki de yetişemeyecektim. İyi ki navigasyon denilen bir icat var. Hem doğru yolları bulmamızı sağlıyor hem de bizim için en kestirme yolları seçiyor. Navigasyon hakkında biraz araştırma yapmıştım. İlk uydu navigasyon sistemi Amerika Birleşik Devletleri tarafından 1960'da başarıyla test edilmişti. Roger Easton adında birinin GPS yani navigasyon sisteminin geliştirilmesinde önce rol oynadığı biliniyor. Ancak navigasyonun tarihi bir hayli eskidir arkadaşlar. Nasıl yani? Biraz anlatır mısın? Dünyanın ilk Müslüman kadın mucidi ve gökbilimcisi olan Meryem el-İcili'ye daha 10. yüzyılda kolayca taşınılabilen ve esnek bir usturlap icat etmişti. Bu yüzden ona Meryem el-Usturlabi de denilir. Gerçekten de çok önemli bir bilgi bu. O çağda özellikle batı kadınlarına ikinci sınıf insan muamelesi yapılırken bir kadın bilim insanı usturlabi icat ediyor. Evet, tam olarak öyle. Arkadaşlar, hatta ondan daha önce Fatıma el-Fihri adında bir kadın bilim insanımız dünyanın ilk üniversitesini kurmuştu. İslam dünyasında kadın bilim insanlarımız da var. Meryem el-Usturlabi nasıl bir çalışma yöntemi uyguladı ve neler yaptı? Meryem el-İcili'ye o güne kadar kullanılan mevcut usturaplara yaptığı eklemelerle geliştirdiği usturlap sayesinde gökyüzünün rehberi olmuştur. Meryem el-İcili'ye ünlü bir usturlap yapımcısının çırağı olan babasının öğrencisiydi. Ustaca yaptığı usturlaplarla yaşadığı dönemde oldukça dikkat çekti. Usturlap ne demek arkadaşlar? Usturlap kelimesinin kökü eski Yunanca'da yıldız ölçmek kelimesinin köklerinden geliyor. Günümüzde yıldız susan anlamını da taşıyormuş arkadaşlar. Gök cisimlerinin konumlandırılmasından, kıblenin tespitine, namaz vakitlerinin belirlenmesinden, bulunan yerin konumlarının belirlenmesine kadar çeşitli alanlarda kullanılan bir cihazdır. Yani usturlaplar bizim teleskop dediğimiz aletlerin ilkel halleriymiş. Evet, el-İcili'nin yaptığı usturlabın ünü kolay taşınması, sezgisel ve esnek olmasından kaynaklanmaktaydı. Usturlabı geliştirdiği bu karmaşık yapılı icat, Bağdat'ın yönetimi tarafından desteklendi ve takdir edildi. Bundan sonra imkanları geliştirildi ve saray hizmetinde istihdam edildi. Burada yönetimin sipariş ettiği usturapları imal etmeye başladı. Meryem el-Usturabi günümüzde saat, pusula, navigasyon cihazları başta olmak üzere zaman, mesafe ölçümüne yarayan astronomik hesaplarda kullanılan pek çok cihazın atası olarak da bilinmektedir. Usturlabı geliştirerek çağlar aşan bir bilim insanı olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Yaptığı usturlap ile gök cisimlerinin yüksekliğini ölçmeyi başardı. İciliğe usturlaba eklediği yeni özellikler ile adeta çığır açtı. Aslında bizlerin pusula ve navigasyon yardımıyla bulabileceğimiz şeyleri o 10. yüzyılda usturlap yardımıyla gerçekleştirmiştir. Astronomi tarihinde en yaygın ve en popüler alet olan usturlap dünyanın ilk kadın mucidi tarafından yani Meryem el-Usturabi tarafından gerçekleştirilmiştir. Desenize zamanının GPS görevini yapan bir cihaz imal etmiş. Aslında İskenderiyeli Theon usturlabı 5. yüzyılda icat etmişti. Ancak bu aletin birçok eksiği vardı. Ancak Meryem el-Usturlabi gibi Müslüman bilim insanları bu cihazı geliştirerek bilim dünyasına armağan ettiler. Yıldızların konumunu ölçtüler ve aynı zamanda yerel zaman biliniyorsa o yerin enlemini bu cihazla ölçtüler. Müslüman bilim insanları zaman ve mekanı tek bir alette toplayan usturlapları imal ederek dönemin bilim dünyasına çok önemli katkılar sunmuşlardır. Meryem el-Usturlabi ise bu alanda ilk Müslüman kadın bilim insanı olarak tarihte yerini almıştır. Müslümanlar bilimi kadın ve erkek olarak ayırmamış arkadaşlar. Meryem el-Usturlabi gibi mucit kadın mühendislerimiz de vardı. Bu bilim insanımızla gerçekten gurur duyduk.